Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barak ve sellim ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani. Yefkahu gavli. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Muhterem kardeşler, bugün Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Rabbi ile muhabbeti, ilişkisi, onunla irtibatı, konuşmaları, kabul olunan dualar, kabul olunmayan da bir peygamberin aleyhisselam Rabbi ile ilişkisi üzerinden onların arasındaki gönül bağını, muhabbet bağını görmeye, tespit etmeye çalışacağız. Buradan da inşallah hareketle kendimize o muhabbetten nasipler bulmaya, edinmeye, nasiplenmeye çalışacağız inşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hikayesini anlatmayacağız burada. Fakat olayın kronolojik olarak bir anlatımımız kronolojik. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili, o hayatının kronolojisiyle bağlantı olarak gitsin istiyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam, Firavun'un çocukları öldürdüğü, erkek çocuklarını bir sene öldürüp bir sene öldürmediği o dönemde, öldürdüğü yılda dünyaya geldi. Ve bütün evler basılıyor ve o çocuklar, yeni doğmuş çocuklar, erkek çocuklar öldürülüyor. Hazreti Musa'nın işte Mısır'daki durumu bu, ailesini ve İsrailoğullarını. Sadece bilinmesi için söyleyeyim. Bilenler mutlaka vardır ama hani Hazreti Musa ne yapıyor Mısır'da? Nerede? İsrailoğulları nerede? Hazreti Yusuf Aleyhisselam, abileri, kardeşler onu kuyuya attılar. Kuyudan çıkartan kervan onu Filistin'den tutup da Mısır'a getirdi ya. Orada getirdikten sonra Hazreti Yusuf'un başından geçenleri biliyorsunuz. Daha sonra ne oldu? Orada işte Maliye Bakanı oldu. Daha sonra en son babasını, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı ve diğer kardeşlerini hepsini Mısır'a çağırmıştı. Onlara büyük ikram, iltifat ve onlar bir dönem böyle Mısır'da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın forsundan çok güzel yaşadılar. Ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın diğer adı da İsrail. Dolayısıyla da Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu Hazreti Yusuf da dahil 12 oğluna İsrail oğulları denir. Ve İsrailoğulları Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Hazreti Yakup zamanında Mısır'a gelmiş oldular. Mısır'a geldikten sonra zaman geçti, yıllar geçti. Daha sonra bu durumları kayboldu, itibarları kayboldu. Ve ta ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a kadar köle gibi kullanılmaya, ezilip bitirip kakılmaya başladı. Kim? Hazreti Yakup'un oğulları, nesli, çocukları. Yani İsrailoğulları. Hazreti Musa Aleyhisselam da işte İsrailoğullarından bir çocuk gelecek, senin tahtını alaşağı edecek diye gördüğü rüyadan sonra çocukları öldürmeye başlamıştı. Bir sene öldürüyordu. O senede Hazreti Musa Aleyhisselam'ın doğduğu seneydi. Ve sarayda büyüdü. Biliyorsunuz olayı. Nil Nehri'ni bıraktı annesi. Ondan sonra onu sarayda buldular ve büyüttüler. Sarayda büyüdü. Belli bir yaşa geldi. Zannediyoruz böyle genç yaşları. Yani tam şey de değiliz. Net rakam bilmiyoruz ama gençlik yaşlarındayken bir olayla karşılaştı. Olay şu. Musa Aleyhisselam halkının meşgul bulunduğu bir zamanda şehre, Mısır'a girdi de orada birbiriyle dövüşen iki kişi buldu. Biri kendi taraflarından, yani İsrailoğullarından, diğeri de düşman taraflarından, yani Kıptilerden, Firavun'un taraftarlarından. Kendi taraflarından olan adam, düşmanı olan kimseye karşı kendisinden, yani Musa Aleyhisselam'a yardım etti. Ey Musa, bana yardım eder misin? Kavga ederler. Bunun üzerinde Musa Aleyhisselam bir yumruk attı. Adam düştü, öldü. Düşman olan, Firavun'un tarafındaki adam öldü. Musa Aleyhisselam bunun üzerine, bu şeytanın işindendir. O gerçekten şaşırtıcı, açık bir düşmandır, dedi. Şimdi buraya kadar hani olayı torladık, topladık, anlattık ama bu cümlelerden anladığımız kadarıyla daha peygamber olmadan,
Hazreti Musa aleyhisselam şeytan diye bir şeyin farkında. Yaptığı yanlıştan dolayı da bu şeytanın istediği, razı olacağı bir işti. Allah'ın razı olacağı bir iş değildi diye şeytanın fikrinden farkında. Başka? Şöyle bir cümlesi var 16. ayet. Rabbim ben kendime haksızlık ettim, beni bağışla dedi. Hayda! Hazreti Musa aleyhisselam Allah'a da iman ediyor. Rabbim diyor, bağışla diyor. Allah da onu bağışladı. Şüphesiz o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Şimdi tabii Hazreti Musa aleyhisselam vahiy alamadığı için o dönemde bilmediği için Allah'ın onu bağışlayıp bağışlamadığını bilmiyoruz. Ama ellerini açmış, ya Rabbi beni bağışla. Ne yapmış? Adama yumruk atmış. Öldürmek kastıyla değil, belki vurmak istemişti. Ayağı ayırmak istemişti, onu da bilmiyoruz ama adam düştü öldü. Ama buradan hareketle Hazreti Musa aleyhisselamın şeytanı tanıdığını, daha peygamber olmadan, gençlik yaşlarında, Allah'ı bildiğini, günah kavramını bildiğini, tövbe kavramını bildiğini, Allah'ın bağışlamasını bildiğini, Rabbim diyerekten yalvardığını, bağışlama dilediğini. Daha da ilerisi var. Hazreti Musa aleyhisselamın Rabbi ile ilişkisini ifade eden şu ayetler çok ilginç. 17. Dedi ki, Rabbim bana vermiş olduğun nimetlerin hakkı için artık suçlulara asla arka olmayacağım. Hazreti Musa aleyhisselam daha peygamber olmadan yaptığı bir hatadan ibret alıp sonra ondan sonra güzel bir yöne yönelen, yanlışından dolayı Allah'tan istiğfar, tövbe eden, istiğfar dileyen bir bilince sahip. Bu bilinci nerede etti? Elde etti. Bilemiyoruz. Ama Firavun'un sarayında annesinin kucağında büyüdü. Onu geçen derslerimizde söylemiştik. Firavun'un sarayında annesinin kucağında büyüdü. Annesi ona öğretmiş olabilir mi? Olabilir. Kendi taraftarlarından dediğine göre kendisinin İsrailoğullarından olduğunu, Firavun taraftarlarının düşman edindiğini, hepsini biliyor, farkında. Bir bilgi var Hazreti Musa aleyhisselam'da. Ve en ilginç tarafı, kardeşler, Hazreti Musa aleyhisselam'da daha peygamber olmadan önce Rabbim diyecek bir Allah'la gönül birlikteliği, muhabbeti var. Peygamber olmadan. Sonra saralım filmi. Oradan şeye geçiyor. Diyorlar ki, ey Musa diyorlar, bir sevenlerinden birisi geliyor, diyor ki çabuk buradan çık. Bu şehri terk et çünkü yöneticiler toplandılar, senin öldürdüğün tespit edildi. Sana ceza verecekler. Sana ceza verecekler. Öldürecekler seni. Kaçıyor. Kaçıyor. Nereye geliyor? Medyen şehrine geliyor. Medyen şehrine geldiğinde orada bakıyor ki iki tane kızcağız var, koyunları var. Koyunlarını sulamıyorlar. Çobanlar var. Çobanlar kendi koyunlarını suluyor. Bunların koyunları suyun başına kadar gelmişler. Kızcağızlar terin suyun içine batmışlar. Koyunları sudan engelleyeyim diye. Hazreti Musa görüyor, duruma şaşırıyor. Diyor ki, ya siz niye diyor koyunları sudan sulamıyorsunuz diyor. Niye koyunları engelliyorsunuz diyor. Kızlar da diyorlar ki, iki tane kızcağız. Şu çobanla bize rahatsızlık veriyorlar. Onlar gitsin de ondan sonra sulayalım diye biz koyunlarla böyle bekliyoruz burada. Hazreti Musa aleyhisselam genç. İşte yaşlarını oradan tahmin edin yani. Güçlü. 25. Öyle tahmin ediyorum. Ya 15-16 değil ya. 20-25 arasında falan, böyle gücü yerinde. Tam hemen şeyden, o adamı öldürdükten, kaçtıktan sonraki sahne yani. Hemen. Aradan bir 10-15 gün sonra. Gidiyor, koyunları alıyor, suluyor. Saraydan çıkmış, koyun sulamasını biliyor. Hazreti Musa aleyhisselam. Nasıl bir Musa aleyhisselamsa koyun sulamasını biliyor. Sarayda yetişmiş. İlginç. Sonra koyunları kızların önüne katıyor. Diyor ki, hadi gidin diyorsun diyor. Onlar gidiyor. Kendisi de bir ağacın altına oturuyor ve şu duayı yapıyor. Evet, Kasas suresi 24. Musa onlar için hayvanlarını suladı. Sonra bir gölgeye çekilip, ya Rabbi senin indireceğin her hayra muhtacım dedi. Şimdi bu cümleyi tahlil edelim. Bir, ne dedi? Ya Rabbi. Hazreti Musa aleyhisselam bir şey beklediği zaman Allah'tan bekliyor. Daha peygamber olmamış. Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi diyor. Senin bana indireceğin hayra ne olursa olsun
herhangi bir hayra muhtacım. O kadar fakirleştim, o kadar acizim, o kadar açım ki ne verirsen kabulüm. Ne göndersen razıyım diyor. Şunu bunu istiyorum demiyor diyor. Dime enzelte ileyye min hayrin. Min hayrin oradaki şey demektir. Nekra, hayrın. Her ne olursa olsun ya Rabbi bana bir şey gönder de ona da muhtacım. Ben sana bana ben senden bana gelecek her şeye muhtacım. Hep sana muhtacım. Senin her şeyine muhtacım. Bana göndereceğin her şeyine muhtacım. Bunu söyleyen gönül nasıl bir gönüldür? Daha peygamber olmamış. Hani diyeceğiz dilimiz varmıyor. Yani böyle temiz olduğu için, böyle gönüle sahip olduğu için Allah-u Teala Hazreti Musa'yı seçti. Ve enehtartuke ya Musa. Ey Musa seni ben seçtim. Ben seni seçtim ey Musa diyecek Rabbimiz daha sonra. Niye acaba yani? Özü temiz, gözü temiz. Sonra o kızlar aldı koyunları gittiler ya, sahneyi devam ettirelim. Ya bu Ömer Hoca da vefat etti. Hiç kendisiyle yüz yüze görüşememiştik ama Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Niye diyeceksiniz? Bazı insanlar öldüğü zaman ölüm haberleri geldiğinde içimizden böyle kopa kopa Allah rahmet eylesin diyoruz. Bazı insanlar haberi geliyor. Ağzımızdan, gönlümüzden Allah rahmet eylesin sözü çıkmıyor kardeşler, çıkmıyor. Size de öyle oluyordur. Bu Ömer Döngeloğlu, Allah rahmet eylesin. Ben duyar duymaz böyle gönlümden coştu yani. Rabbim taksiratını affetsin, kusurlarını affetsin. Razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Hani iyi gönüllü bir adamdı o da yani. Güzeldi. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam o kızları gönderdi ya. Kızlar geldiler. Hocam nereden çıktı Ömer Döngeloğlu anlattın? Ya işte aklımıza geleni konuşuyoruz kardeşim iftardan sonra yani. Sıkaya çekmeyin siz de bizim Allah kalsın gibi. Ne diyorsak o işte. Kızlar gittiler ya sonra babaları demiş ki kızım bu adam kim? Ya baba bir tane işte adam geldi bizim delikanlı. İşte Yusuf. Ya gidin çağırın da gelin bunun ücretini verelim ya bir defa. Vay be kaçtaki kişiye bak bir defa koyunlarımızı suladı ücretini verelim. Allah iyilerle karşılaştırıyor, iyileri. İyileri iyilerle karşılaştırıyor. Hani ne demişti, elini açmıştı? Ya Rabbi ben senin indireceğin her hayra muhtacım demişti. Kız geliyor şimdi. Tıkır tıkır. Ama o geliş sahnesi Kur'an'da çok güzel anlatılır. İstihyaen, utana utana geldi. Bir genç kızın utana utana gelme sahnesini gözünüzde canlandırın. Sanki bacakları birbirine dolaşıyor. Geldi, dedi ki babam seni çağırıyor. Suladın ya onun ücretini vermek için. Hazreti Musa Aleyhisselam da tamam dedi. Aç zaten, gitse de bir yemek yese. Ama farkında ben ne o kızdan bir şey istedim, ne babasından. Koyunları Allah'ımın rızası için suladım. Sonra Rabbime döndüm, ya Rabbi ne indirirsen muhtacım dedim. Benim ne koyunun sahibinden haberim var, ne onlardan beklentim var. Ama sen dua ettin mi? Allah-u Teala senin önüne neler çıkarttı, neler çıkarttı. Gittiler. Rivayette şöyle anlatılır. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki sen düş de öne dedi, yolu tarif et dedi. Kur'an'da geçmez bu. Ondan sonra kızcağız önden giderken Hazreti Musa arkadan gidiyordu. Dedi ki kıza olmadı böyle dedi ya. Sen gel dedi arkadan git ben önden gideyim. Rüzgar vuruyor eteklerin açılıyor. Benim gözüm kayar. Sen arkadan gel dedi. Sağa döneceğimiz zaman sağa taş atarsın, sola döneceğimiz zaman. Dağın başında gidiyorsun. İncin top oynuyor. Ey Musa bu ne temizliktir. Allah seni görüyor farkında değil mi? Gördünüz mü Hazreti Musa Aleyhisselam'daki edebi? Kız utanarak geliyor. Hazreti Musa ondan daha utangaç. Şimdiki gençler olsaydı kız hoplaya zıplaya gelir. Oğlanla beraber giderken de ha ha hi hi baban ne iş yapıyor, annen ne iş yapıyor, kaç yaşındasın, okuyor mu, nereyi bitirdin, nasılsın? Yani hepimiz öyle yani. Öyle yetiştik yani. Öyle gidince kadar bayağı bir mercimeğe fırına verirlerdi yani. Neyse. Kızların şehadeti var ama Hazreti Musa Aleyhisselam hakkında. Diyorlar ki ya baba, babaların da gözü körmüş rivayette. Baba bu delikanlıyı bize işçi olarak tut. Çoban olarak tut.
Çünkü bu güvenilir ve güçlü. Böyle söylüyorlar. Güvenilir. Gözleri görmeyen babanın kızları adamın gözünden anlar kendilerine hangi gözle baktığını, ne yaptığını. Değil mi? Diyorlar ki güvenilir bir adam, temiz bir adam diyorlar. Hazreti Musa'yı anlatıyoruz. Niye anlatıyor Hazreti Musa böyle temiz? Hazreti Musa hata yaptığında Rabbinin kendini gördüğünün, muhtaç olduğunda Rabbinin kendisini duyduğunun farkında böyle bir gönle sahip. Kızcağız anlamaz mı bunu? Ve güçlü. 3-4 tane çobanın toplanıp birlikte kaldırıp koydukları taşı tek başına kaldırdı. Kuyunun ağzından gıcıklık olsun diye çobanlar kuyuyu kapatmışlar. Hazreti Musa Aleyhisselam güçlüydü. Çok iri yarıydı. Güçlüydü yani. 8 sene anlaşma yaptılar. Ayet. 8 sene boyunca sen bu işi yapacaksın. Çobanlık. Ondan sonra dedi. Kızlarımdan bir tanesi evleneceksin. Şeye bak, imtihana bak. Kızlarımdan bir tanesi. İsmini koysa göz koyabilir belki de. Hangisi olacağını bilmiyor. Sonra dedi koyunlardan erkekleri, işte dişileri veririm gidersin. Tamam, anlaştılar. Sağlam da anlaşma yaptılar. Konu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatı değil. 8 sene bir yerde çalışacaksın ve o kızlardan bir tanesiyle evleneceğin belli olacak ve elini sürmeyeceksin. Millete biz nişan yapıyoruz, ertesi gün kızcağız ne hale geliyor? Bu nasıl terbiye, bu nasıl edep, bu nasıl İslamiyet, bu nasıl Müslümanlık? Sekiz sene Hazreti Musa Aleyhisselam bir nevi sözlü. Kızlardan bir tanesiyle sözlü. Babalarının gözü kör dağın başında çobanlar. Bütün bu özellikler üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam'a hocam sen çok haşa Hazreti Musa Aleyhisselam'ı şey yaptın böyle abarttın falan. Yok, Allahu Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a söyledikleri. Hemen söyleyelim. İlk vahiy sahnesi. Oradan koyunlarını aldı, hanımını aldı. Yola çıktı. Gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyoruz. Kendine koyunlar için belki de bir yer arıyor. İlk vahiy sahnesi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın. Ateşin yanına vardığı zaman, ışığın yanına vardığı zaman ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphesiz ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın. Kutsal mekanlara girerken ayakkabı çıkarılır. Edeptir bu. Bunu Yahudiler de bilir, Hristiyanlar da bilir, Müslümanlar da bilir. Ama Batı dünyası nasıl bir dünya ise evine bile adam yatak odasına bile ayakkabıyla girer. Ev kutsaldır. Beytullah da kutsaldır, cami de kutsal. Ayakkabıyla girilmez. Kaloşla maloşla değil, çıkartacaksın ayakkabı. Neyse, konumuz o değil. Evet. Sonra Tuva, kutsal Tuva vadisindesin. Ben seni seçtim. İnnistafaytuke, seni ben seçtim. Ve enahtartuke, ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle. Şimdi bu ayete kadar ben aslında size Hz. Musa Aleyhisselam'ın seçilmeyi sinin sebebini anlatmak için şimdiye kadar bütün bu olayları ve bazı ayetleri nakletti. Kardeşler. Yani niçin Peygamber Efendimiz Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber olarak seçildi İsrailoğulları. Özü sözü düzgün, güvenilir, temiz, Rab ile birliktelik şuuruna sahip. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yok. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala ilk cümlesi bu. Tevhidi söyledikten sonra kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Namazsız ne Yahudi olunur, ne Müslüman olunur, ne Hristiyan olunur. Ve efsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti diyen Hazreti İsa Aleyhisselam. Ya namazsız Müslüman olunmadığı gibi Yahudi de olunmaz, Hristiyan da olunmaz. Namaz kılmayan Müslümanım diyen kardeşimize soruyorum. Namazsız Müslüman olunmadığı gibi kafir demiyoruz. Müslüman olunmaz. Yahudi de olunmaz. Bak Hazreti Musa Aleyhisselam Allah ilk cümlesinde bunu söylüyor. El insaf edin ya. Hristiyan da olunmaz. Hazreti İsa'nın ayetini okuduk. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Namaz kıl diyor. Muhakkak gelecek kıyamet diyor. Karşılaşacağız seninle diyor.
hesabını ödürürüm senin yoksa diyor. Onun vaktini gizli tutuyorum ki herkes yaptığının karşılığını görsün. Ayet bunları okuduklar. Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni Allah'a iman etmekten, kıyamete inanmaktan alıkoymasın, sonra helak olursun. Ey Musa, elindeki nedir? İşte muhabbet başlıyor. Buraya kadar Hazreti Musa Aleyhisselam ilk şeyin şokunu yaşıyor. Sonra Allah-u Teala ona diyor ki ey Musa, elindeki nedir? Allah'ım, benim elimdekinin ne olduğunu sen zaten en ince detayına kadar bilmiyor musun? Ama Hazreti Musa Aleyhisselam'la konuşabilmek için onun o manevi ağırlığı atıp da, çünkü Peygamberimiz koştu geldi, beni örtün, beni örtün, beni örtün dedi, değil mi? Ben okuma bilmem dedi. O ilk vahyin ağırlığı farklı bir şey. Ama burada Hazreti Musa Aleyhisselam dağın başında kimseye beni örtün diyecek hali yok, imkanı yok. Allah-u Teala diyor ki ey Musa, elindeki nedir? Muhabbet etmek için. Musa Aleyhisselam dedi ki o benim asam, değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Onda başka birçok faydam vardır. O benim sağ elim gibidir. Dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam görüyor musun? Rabbi ile nasıl doğal konuşuyor. Sanki şuradan beri haşa bir adam gelmiş de ey Musa, elindeki nedir? Ne işe yarıyor falan diye demiş de o da öyle uzun uzun anlatıyor. Ya Rabbi, sen Rabbül Alemin'sin. Bunun ne olduğunu sen benden çok iyi bilirsin. Demiyor, uzun uzun anlatıyor. Madem muhabbeti açtın ya Rabbi, biz de bu muhabbetin devamını yaparız. Değil mi? Madem açtın, biz de konuşuruz ya Rabbi. Ne diyelim? Sundun şarap, ne diyorlar? Sundun aşk şarabından, biz de içeriz sonuna kadar. Neyse, şarap dedik şimdi, millet de Ramazan günü yanlış anlayacaklar. Ya, Sufiler de bu şarap dediğim zaman aşk şarabı anlaşılır. Üzüm suyundan yapılan sarhoşluk veren anlaşılmaz. Allah-u Teala ey Musa, onu yere bırak dedi. Benden başka dayanağın olmasın ey Musa. Dayanırım demişti ya. Onu bırak dedi. Musa da onu bıraktı. Bir de ne görsün ki o asası bir yılan olmuş. Hareket ediyor. Yılan. Bütün dayanaklarımız yılan değil mi? Oğlumuza dayanıyoruz yılan. Maaşımıza dayanıyoruz yılan. Dönüp gelip bizi sokabiliyor. Neyse. İşari yolum bunlar. Atın çöpü. Boşverin bunları. Bir de ne görsün? Bir yılan koşuyor. Ey Allah buyurdu. Tut onu. Korkma. Hazreti Musa Aleyhisselam korkmuş. Hazreti Musa Aleyhisselam korkmuş. Öyle bir yılan. Biz onu eski durumuna tekrar getireceğiz. Rivayete göre yılanın ağzına elini sokacaksın. Şu elin, şurada yılan ağzı ya, ejderhanın ağzı. Sokarsan böyle asa oluyor. Sokamazsan olmuyor. Şimdi ejderhaya nasıl elini sokacak ya? Gördün mü imtihanın büyüklüğünü? Sok diyor elini diyor. Adam bir tanesi şeyden, uçurumdan düşerken, çizgi filmlerde oluyor, incecik bir dal varmış. Dala yapışıvermiş şöyle. Sallanıyor aşağı doğru. D6 da böyle helak edici bir uçurum. Tek eliyle sallanıyor. O da oradan çatır çutur koptum kopacağım diyor. Aa, yabalarıyor, imdat imdat, biri bana yardım etsin falan, yukarıdan bir ses geliyor. Sakin ol, seni kurtaracağım. O diyor ki lütfen çabuk hızlı ol falan. Sen kimsin diyor arada. Diyor ki ben senin tanrınım. Tanrım, biliyorum ben, sen beni zor zorunda her zaman kurtarmışsındır. Beni kurtaracağına eminim. Tanrım lütfen beni kurtar. Diyor ki tamam, seni kurtaracağım. Ama bana güveniyor musun? Tanrım, sana çok güveniyorum. Tamam, çok güzel. Bana güveniyorsan seni kurtarmam için bir şart var. O tutunduğun dalı bırak. Bana güven, ben seni kurtaracağım. Bırakabilir misiniz? Denizin kenarına vardılar. Denizin kenarında hepsi dediler ki aha, yakalandık. Arkasından Firavun, atlara binmişler, ellerinde kılıç sallayarak geliyorlar. Aha, şimdi sizi kebap gibi keseceğiz. Önlerinde Kızıldeniz. Geçecek ne bir gemi ne bir köprü var. Aha, yakalandık dediler. Kim? İsrailoğulları. Hazreti Musa Aleyhisselam kella, hayır dedi. O benim Rabbimdir, bana yol çıkış yolu gösterecektir dedi.
son noktaya kadar denendi. Bıçak kesmedi sahnesi vardı ya hani. Ateş yakmadı. Bu da aynı sahne. Deniz boğulduk kesildik son noktaya kadar. İmtihanı Allah son noktaya kadar yapar. Son noktaya kadar, son saniyeye kadar. Maç 90 dakikanın sonuna kadar, son saniyesine kadar devam eder. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara öyle mi diyecekti? Hayır dedi ya. Siz ne diyorsunuz? Siz Allah'ı tanımadınız ki. Ya dediler ey Musa dediler. Tamam güzel de işte film buraya kadarmış. Adam geliyor bizi kesecek işte dediler. Yani Allah Allah dedin de haşa işte buraya kadarmış. Ya, film bitti. Kesecek adam bizi. Geliyor daha bire böyle. Kotur dört tane. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yerinde olsanız, bırakın onun yerinde olmayı, yanındakilerin yerinde olsanız ne düşünürsünüz? Ey Musa ne yaparsan yap gözünü seveyim. Hadi bizi bir buradan kesecek adam bizi ya. Kesecek. Çoluk çocuk evimizi kesecek. Hazreti Musa Aleyhisselam diyor ki hayır diyor ya durun diyor. Bir şey yapmaya gerek yok. Heyecanlanmayın. Rabbim bizi görüyor. Bizi görüyor diyor. Duyuyor. O benim bana bir yol gösterecek diyor. Ey Musa denize asanla dokun dedik diyor. Dokundu deniz açıldı. Ya nasıl deniz açılır? Böyle bir şey var mı hayatta? Böyle bir olay var mı kardeşim? Ya arkadaş isterse seni denizden geçir, ister kayadan geçir, ister taştan geçirir, ister uzaydan geçirir. Ya bir güven şu Allah'a ya, bir güven yani, bir güven ya, bir güven. O daldan tutulmuştun ya, bırak ben seni kurtaracağım diyor ya. Bir güven ya. Ya hocam nasıl güveneyim ben ya, ya kurtarmazsa. Ya öl o zaman ya, güven de öl yani, güven de öl. Güven ve öl. Allah için dersin ki ya Rabbi ben sana güvendim sen beni öldürdün canın sağ olsun. Allah-u Teala bunları bize hikaye olsun diye mi anlatıyor kardeşler? Ne için anlatıyor? Tut dedi onu korkma dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam korkmuş. Korkma dedi. Biz onu tekrar eski haline çevireceğiz. Bir diğer mucize olmak üzere elini koynuna sok bembeyaz çıkacak. Şu benim gömleğim gibi bembeyaz. Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle görünce ellerini böyle açtı korkudan. Bu ne dedi? Şaşırdı. Korktu. Yok dedi ya indir dedi ellerini dedi. Ellerini getir dedi. Korkma dedi. Al dedi ellerini. Firavun'a git. O çok azdı. Ya Rabbi dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah'la ilişkisi samimi. İşte bunun altını çizin. Samimi. Bakın nasıl anlıyoruz samimi. Ya Rabbi benim göğsüme genişlik ver. Firavun'u dedim ben içim tıp 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 atmaya başladı. Ben onlardan bir adam öldürdüm kaçtım geldim. Sen bana diyorsun ki git Firavun'a. İşimi kolaylaştır. Kolay bir iş değil Firavun'un karşısında konuşma. Dilimden düğümü çöz. Bende pelteklik var. Sözümü iyi anlasınlar. Bir de bana ailemden bir yardımcı ver. Kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Onun daha güzel konuşması var. Onunla beraber sen tesbih edelim, seni analım. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun. Hazreti Rabbimiz buyurdu ki, ey Musa dilediğin sana verildi. Dilediğin sana verildi. Dediler ki, ya Rabbi, biz korkuyoruz Firavun'a gitmekten. Başka bir sahnede. Allah-u Teala dedi ki, korkmayın ben sizi görüyorum, işitiyorum. Sizinle beraber. Gidin. Rabbimiz bize Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a söylemiş olduğu cümleyi tüm müminlere söyledi. Ve huve ma'akum eyne ma'akuntum. Nerede olursanız olun o sizinle beraber. İnni esma'u ve ara. Ben de görüyorum sizi. İşitiyorum. Hadi hayatınızı buna göre yaşayın. Ben sizi Firavun'a göndermedim. Sizi Firavun'a göndermedim ey Müslümanlar. Sadece İslam'ı yaşayın. Haramlar karşısında benim sizinle beraber olduğumu görüp duyduğumu bilin. Ona göre yaşayın. Bu kadar. Vaktimiz doldu. Şimdi 2-3 dakikamız var. Yine bir hatim var. Yasinler var. 2-3 dakikada onu yapacağız inşallah. Ondan sonra acıma size hayırlı geceler diyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel âgıbetu lil muttegîn ve lâ udvâne illâ alel zâlimîn ve salatu vesselâmu alâ Resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena tekabbel minnâ innekel tevvâbur-rahîm ve ihdinâ ve vaffiknâ ilel hakkı ve ilâ tarîkin mustakîm bi bereketi hatmil Kur'anil azîm ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil âlemîn. Affu annâ ya kerîm, affu annâ ya rahîm ve affir lenâ zunûbenâ bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremîn ve ya erhamer rahîmîn. Allahümme zeyyinna bi zînetil Kur'an ve ekrimna bi kerametil Kur'an ve şerifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi hilatil Kur'an ve edhilnel cennete bi şefaatil Kur'an ve afina min kulli belâid dünya ve azâbil ahireti bi hurmetil Kur'an ve erham cemî'a ümmeti Muhammed ya Rahîm ya Rahman. Allahümme ec'alil Kur'an lena fid dünya karina ve fil gabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sırat-ı nura ve minen nari hicra ve sitra ve hicaba ve ilel hayrati kulliha delila ve imama bi fadlike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahim. Allahümme ehdina bi hidayetil Kur'an ve neccina minen niran bi kerametil Kur'an ve erfa derecatina bi tilavetil Kur'an ve keffir anna seyyiatina bi tilavetil Kur'an ve erfa derecatina bi fadiletil Kur'an. Ya zel celali vel ikram, ya zel fadli vel ihsan. Allahümme tahir gulubana, vestur uyubana, varham mevtana, ve beyit vücuhana, veşfi merdana, vakdi duyunana. Ve erfa derecatina, varham abaina, vaghfir ummahatina, ve aslih dinana ve dünyana. Ve şeddit şemle adaina, vahfaz ehlena. وأموالنا وبلادنا من كل آفات وأمراض وبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. يا رب okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifler'den 41 Yasin-i Şerif'ten ve okumuş olduğumuz Hatmi Şerif'ten hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz aile ve ashabı Enbiya-i Zam ve Şeyh-i Zevgittin'in Hazretin Erbaat Tayyip'e hediye edildik. Ve bilhassa Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Muhammed Bahattin Nakşibend, Taha al-Hariri, Esat Ebu'lü Mahmud Sami Ramazanoğlu, Hacı Musa Topaz, Zorunluk Omuzra, tüm Nakşibend, Sadat'ın ruhlarına hediye edildik. Vasileyle ya Rabbi. Üstadlarımızın, meşayihlerimizin ruhlarına, ruhaniyetlerine hediye edildik. Vasileyle ya Rabbi. Bu Hatmi Şerif okuyanların niyetleri her neyse, Yasin Suresini okuyanların, Yasin'leri okuyanların niyetleri her neyse, onların hayırlı dileklerini kabul edildi. Cemaatimizin de amin diyenlerin bütün geçmişlerinin günahlarını bağışla, ruhlarını şad eyle. Bizlerin günahlarını bağışla ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Ümmetin dünya ahiret sıkıntılarını gider ya Rabbi. Ya Rabbi ümmetin dünya ahiret sıkıntılarını gider. Ümmetin dünya ahiret sıkıntılarını gider ya Rabbi. Amin amin ya mu'in tegabbel minna bi hurmeti. Fatiha.